Test İşlendikası Kahramanmaraş Şubesi toplantı salonunda düzenlenen seminere Türk Ocakları Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Abdullah Tekinşen'in açılışını yaptığı Peygamber Efendimizin doğru anlaşılmasına yönelik seminere konuk olarak gelen Kahramanmaraş Fikrimah Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Şaban Öz gecede katılımcılara sunum yaptı. Sanıyorum belki de dünyada hala birinci olarak devam ettiren Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in maddi ve manevi etkisi günlük hayatımızın bu teferruatına işlemiş olarak devam ediyor. Bunu yüreklerimizde hissediyoruz. Şaban hocamız şimdi bize bunu güzel bir şekilde anlatacak inşallah. Batılılar bu işi iyi çözmüşler. İslam dünyasından daha iyi çözdüklerini itiraf etmek konumundayız. Çünkü Batı'da yapılan oryantalist araştırmaların %80'i Hazreti Peygamber'le alakalıdır. Öz konuşmasında Batı dünyasının İslam'ı yanlış tanıttığını, günümüz İslam'ının şiddet Peygamber Efendimiz'i terörist gösterdiklerini dile getirdi. Öz buna karşılık vermek yerine sessiz kalınıyor. Avrupa'da reyting yoruna Peygamber Efendimiz'i yanlış tanıtıyorlar dedi. İslam dünyası bunun karşısında sen ne diyorsun diyeceği yerde şöyle bir algıya büründü. Yok İslamiyet şiddet dini değildir, barış dinidir, Hazreti Peygamber terörist değildir, hoşgörüdür. Bu da yine son dönemlerde karşımıza çıkıyor. Rating yapma uğruna daha farklı bir şey söyler. Yani kimse 5 vakit namaz İslamiyet'e vardır dediği zaman dönüp bakmıyor. Ama İslam'da 3 vakit namaz vardır dediği zaman ha bak bu adam 3 vakit diyormuştu. Şimdi bu algının Hazreti Peygamber'e de yansıması var. Adam bir tanesi kitap yazmış. Hazreti Peygamber'in uzaylılar tarafından gönderildiğine dair. Niye? Yani Allah tarafından gönderildi dese zaten herkes bunu söylüyor. Yani farklı bir şey söylememiş. Uzaylılar tarafından gönderildi dediği zaman Hazreti Peygamber'i uzaylı yaptığı zaman herkes dönüp bir bakıyor.